Bu videonun çok uzun, can sıkıcı ve oldukça da karışık olduğunu baştan belirtmeliyim. İçerisinde birçok teori, hipotez, kişisel yorumlar ve öngörüler bulunmaktadır. Bilim ve felsefe ile ilgilenmiyorsanız, ön yargılarınız varsa, tabularınıza düşkünseniz, bağnaz bir yapıya sahipseniz ve en önemlisi hayalperest bir insan değilseniz boşa zamanınızı harcamayın. Merhaba herkese. Merak etmeyin bu videoda sizlere insanların ve hayatın muhteşem yaratılışından, evrendeki hassas denilen dengeden, doğanın muhteşem ahenginden ya da can sıkıcı herkesin diline doladığı hatta çoğundan artık duyduğumuzda tiskindiğimiz klasik yaratılış ve tanrı ispatlama adına verilen örneklerden bahsetmeyeceğim. Varlığımızı borç olduğumuz evimiz, evrenimiz bir düzensizlik içerisinde midir? Her şey tesadüf rastgele mi oluşmaktadır? Tesadüf diye bir şey var mıdır ya da Kader diye bir şey var mıdır? Bilgili ateistler kaotik evren modelinden bahsederken kaotiği genelde tesadüfle birleştirdiğini görmüşsünüzdür. Acemi ateistler ise her şeyin tesadüfen var olduğuna inanırlar. Teizm yani dindarlarda evrenin merkezine kendini kor ve örneğin dünyanın konumunda hassas bir ayar olduğuna inanırlar. Ee, biraz sonra duyacağınız her şey benim kişisel fikirlerim olup e, doğru ya da yanlış olma ihtimalleri elbette ki vardır. Katılıp katılmamak tamamen size kalmıştır. Ee, bana göre her ikisi de yani ateizmde teizmde bu konuda Hatalıdır. Tesadüf diye bir şey kesinlikle yoktur ki bunu birazdan göreceğiz. Fakat dindarların bahsettiği gibi de öyle aman ahım şahım VIP bir evren modeli de yani bizim için düzenlemiş bir dünya modeli de kesinlikle yoktur. Ama sistem vardır. Sistem de sistematik düzeni de beraberinde getirir. E i̇şte dindarların dediği düzen değil mi bu diyebilirsiniz. Hayır. Bakın ben Tanrı'ya inandığım için Tanrı diye devam edeceğim. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Tanrı dünyaya 10 milyar yıl ömür biçmiştir. Buraya dikkat. Tanrı dünyaya 10 milyar yıl ömür biçmiştir ve biz şu anda tam yarısındayız. 4,5-5 milyar yıl geçti tahmin ediliyor. Dünyanın doğumu doğumundan bugüne dek. Yani şu anda tam yarısındayız ve Herhangi bir şey olmazsa maksimum 5 milyar yıl sonra da e, Güneş tarafından tamamen yutulacağız. Dünya olarak söylüyorum tamamen yutulacağız ve dünya sona erecek. Şimdi şöyle bir düşünmemiz gerekiyor bu konu üzerinde. Her şey burada yatıyor aslında. En az 100 milyar yıl daha zamanı olan evrende 10 milyar yıllık bir dünyada var olmuşuz. Şaka gibi ki giden 5 milyar yılın, Adam gibi insan gibi sadece 50 bin yılında varız oha <laughs> ama gerçek olan bu yani bizim için özel bir sistem olmadığı çok açıktır şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi esnaf mantığıyla düşünelim ee, dünya var olana kadar 10 milyar yıl evrenin yapım aşaması geçti mi? insansız bir evren modeli geçti mi? Geçti. Peki dünya var oldu 5 milyar yılda canlılıklı şuydu buydu buna geçti mi? Etti mi sana 15 milyar? Evet kaldı son 5 milyar. İşte bu 5 milyarda da e, Tanrı'ya inanma, inanmama, ibadet etmeye ya da şunun gibi bunun gibi işte sınav dedikleri kısım diyelim biz buna sınavla geçti. 5 milyar sonra da güneş dünyayı yuttu bitti. Gelene kaldı 90 milyar yıl kaldı. 90 milyar yıl insansız bir uzay var karşımızda bir evren var 90 milyar yıl en az peki baştaki 15 milyarla e, sondaki 90 milyarı birleştirdik ne yaptı e, 105 milyar yıllık bir insansız evren var bunun karşılığında 5 milyar yıllık bir insan varlığı var hani biz dünya e, şey dünya diyorum evrenin en zeki en kıymetli canlılarıyız ya hani evren bizim için yaratılmış ya. Ya işte düşündüğünüz zaman aslında bunun bir asparagas olduğu çok açık ortada inanabilirsiniz elbette ki ama bunun bu mantığa göre Tanrı çok büyük bir hata yapmaktadır. Çünkü 5 milyar yılda evreni yaratsa 100 milyar madem ki bu kadar önemliyiz Tanrı için 100 milyar yıl hayat sürebilecek bir dünya yaratırdı sonrasında da 5 milyar yılda da yok edebilirdi hatta 1-2 yılda bile yok edebilirdi oysa ki Tanrı'ya göre de bu çok e, ticari bakımdan da çok zararlı bir iştir. Çünkü bir kere işçilik kurtarmıyor. <laughs> 5 milyar yıllık, hadi 10 milyar diyelim. 10 milyar yıllık bir dünya hayatına karşılık zaten yapım aşaması 10 milyar. İkisi birbirini götürdü mü geriye kaldığı elde 90 milyar yıllık bir zarar. İnsan yok, başka bir şey yok. E ne oldu şimdi? Tanrı için böyle bir ticaret söz konusu olabilir mi? Yani... Ee, gelişi kurtarmıyor işçiliği kurtarmıyor gelişi kurtarmıyor bir de üstüne üstlük e, zarar eden bir tanrı modeli var elbette ki bunu avantaja çevirmek isteyenler de olabilir bak ne kadar kıymetliymişim ya 5 milyar yıllık varlığım için e, 105 milyar yıllık bir evren yaratmış tanrı benim için bunun için daha çok e, şey yapmamız gerekiyor diyenler olabilir elbette ki tabii ki e, yorum meselesi bu. Ee, bana göre bu kocaman bir sistemin küçücük bir parçası olduğumuzun çok açık göstergesidir. Bir bok değiliz yani aslında ama bir bok kadar da gerekliyiz. Zaten Tanrı burada apaçık diyor ki sizler 10 milyar yıllık bir dünyada varsınız. Bunu isteseydi bize o kadar kıymet verseydi bizi 100 milyar yıl boyunca devam edecek bir sistemde yaratırdı. İşte burada batıl ile bilim birbirinden ayrılmakta. Ee, dediğim gibi biz kocaman bir bütünün küçücük bir parçasıyız tek sorunumuz fazla kutsal olduğumuzu zannetmemiz anlamamız gerekiyor biz bir ara geçiş formuyuz 10 basamaklı merdivenin sadece 2. basamağında bulunuyoruz yani her şeyin belki de çok başındayız 10. Ee, basamağa gelindiğinde şu anki biyolojik insandan eser bile kalmayacak hatta insan diye varlık belki de hiç bilinmeyecek belki de 9. basamağa gelindiğinde gezegenin birinde bir uydunun parçaları bulunacak ve onlar da buna Ha, tanrıların ayak izleri diyecekler Ben iyice kitaplara falan bağladım bu arada Ben her zaman e, bu kaotik bakış açısının hatalı olduğunu savunmuşumdur Elbette ki kaotik bir tesadüfü de beraberinde getiriyorsa Kaotik bir evren düzenlidir ama bizim aklımız bu düzeni anlamaya yetmiyor Demek e, zaten bizi her şekilde bir tanrıya götürmektedir Her zaman kaotik yapıya tanrısal gözle bakmamız gerektiğini söylemişimdir Bakın tanrıya inanın demiyorum Bunu bir kuş bakışı olarak da düşünebiliriz kaotik ama kime göre kaotik? Oturduğumuz yerden evrende düzensizlik olduğunu söylüyoruz. Peki bakış açımızı hiç tanrısal boyuta çıkarmayı denedik mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Evrende düzen yok diyoruz ama işin doğrusu evren sistematik bir şekilde işlemektedir. Hatta dün, bugün ve yarın hali hazırda evrende ilk anda kodlanmıştır. Vardır. İşte sistem, işte düzen budur. Ünlü deistlerden Tom Spain Akıl çağı kitabında der ki onun gücünü sorgulamak mı istiyoruz? Yaratılışın sınırsızlığı içinde bunu görüyoruz. Onun bilgeliğini sorgulamak istiyor muyuz? Kavranamaz bütünün yönetilmesindeki değişmez düzenin varlığında bunu görüyoruz. Tanrı'nın ne olduğunu bilmek istiyor muyuz? Bunu herhangi bir insanın yazabileceği yazılı kitaplarda arama, yaratılışın imzasında ara. Bir başka ünlü deist Sir Isaac Newton der ki, Tanrı her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Ağırlık, sayı ve uzunluk. Anthony Robbins de der ki, Tanrı olarak adlandırabileceğimiz zeka kaynağının olmadığını söylemek, Webster sözlüğünün bir matbaada patlama sonucu ortaya çıktığını ve her şeyi dengeli ve mükemmel bir şekilde bir araya geldiğini söylemeye benzer der. Biz ee, Big Bang'i biliyoruz değil mi? Kırmızıya kaymayla uzayın genişlemesi, soğuması, hızlanması bize Big Bang'i doğruluyor. Peki fizik verileri olmadan da Big Bang'i bulabilir miydik sizce? Cevap evet bulabilirdik. Biraz sonra bulacağız da zaten. Video başında da belirttiğim gibi Tanrı'dan mesajınız var derken aslında yalan söylemiyordum. E, Tanrı bize... Kaos teorisiyle birlikte kozmik bir mesaj vermektedir. Bakın burada biraz paranoya olduğum düşünülebilir ama tamamen yorum meselesi olduğunun altını çizmem gerekiyor. Çünkü ee, bu kanıya nereden vardım? Okuduğum hiçbir kitapta ya da izlediğim hiçbir belgeselde ya da internet üzerinde bu denli bir sonuca ulaşabilen kimseyi bulamadım. Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Bu yüzden biraz paranoya olduğum düşünülebilir. Ee, kararı siz verin. Ee, belki doğrudur, belki yanlıştır tespitlerim ama ben kaos teorisinde Tanrı'nın kozmik anlamda bir mesaj verdiğini okudum. Hatta bu mesajı birazdan sizlere okuyayım ama kaos teorisi öncelikle nedir onu söyleyelim. Düzensiz gibi görünen yani Kaotik olarak algıladığımız şeylerin fiziksel olarak kesinlikle belirlenebilmesi fakat ihtimallerin sonsuz olması durumuna kaos teorisi denmektedir. Kaos teorisiyle ile Tanrı tüm evrene bu kozmik mesajda meydan okumaktadır. Bu kozmik mesajda ne yazıyor peki? Geçmiş, bugün ve gelecek bir bütün halde önünüzde serilidir. Yapabiliyorsanız eğer yarını bilin ve bana ihtiyacınız kalmasın. Yapabiliyorsanız beni yok edin ve evrenin efendisi siz olun. Bunun için iki silaha ihtiyacınız var. Birisi matematik, diğeri de fizik. Her ikisine de sahipsiniz ama bunu asla yapamazsınız. İşte kozmik mesaj bu. Albert Einstein der ki, bilgi ve gerçek dünyasında kendisini yargıç olarak görenler tanrıların gülüşüyle cezalandırılırlar. Peki tanrı olduğunu nereden biliyoruz? Bir sistem olduğunu nereden biliyoruz? Devam edelim. Ee, bizim tesadüf dediğimiz şeyler aslında bilemediğimiz şeylerdir. Fakat bilim kavus teorisiyle birlikte der ki, ee, bilemediğimiz diye bir durum yok, tesadüf diye bir durum yok. Sadece biz hesap edemiyoruz der. Peki Tanrı'nın e, böyle bir kozmik mesaj yayınladığını yani benim yorumumun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Şimdi bunlara kısa kısa değinmeye çalışayım. Kaos teorisini açıklamak için öncelikle kelebek etkisi sistemine bakacağız. Ardından e, izafiyet teorisine gitmemiz gerekiyor. Son olarak Big Bang teorisine uzanacağız. Big Bang'in ardından da Tanrı'ya ulaşacağız. Bu süreç içerisinde de birçok şey öğreneceğiz. Özgür iradenin olmadığını, dünü bugünün, yarının olduğunu, hiçbir şeyin bizim elimizde olmadığını, kaderin olmadığını, tesadüflerin olmadığını da göreceğiz. Umarım anlatabilirim. Kelebek etkisi açıkça şunu söyler. Senin Türkiye'de başına çatıdan tuğla düşüp de ölmen için kader veya tesadüf demen aslında Amerika'da bin yıl önce bir sineğin kanat çırpmasının sonucudur. Aslında o sineğin kanat çırpmasının reaksiyonlarını ve zincirleme tetiklemelerini hesap etmiş olsaydın o çatı altından geçmezdin. Kelebek etkisini domino etkisiyle açıklamak da mümkündür. Kelebek etkisi madde ve enerji artı kinetik ve statik enerji etkileşimleriyle de medena çıkar. Tüh keşke fizikçi olaymışım. <laughs> ne güzel anlattım. Evet kelebek etkisi sistemi aslında şöyle de örnek verebilirim. Garf, Garfield'in bir sahnesinde... Ee, galiba kumandayı almak için Garfield zıplıyor. O sırada e, o zıplama başka bir şey tetikliyor. Dolap devriliyor, dolap perdeleri yıkıyor, perde başka bir şeyi indiriyor filan derken öyle bir e, zincirleme bir reaksiyon gerçekleşiyor. Hatta e, Geleceğe Dönüş filminde de Marty e, doktorun laboratuvarına ya da evine gittiğinde de böyle bir sistem vardır. Köpeği Einstein mıydı yoksa ee, ...Kopernik miydi? Yok. Einstein'dı galiba. Her neyse. Ona mama dökmesi için bir sistem düzenlemiştir. Ya da ben şöyle anlatabilirim. Bir e, oluktan bir top yuvarlanarak düşer. E, düşen top bir e, balonu patlatır. Balonu dengede tutan ee, bir şey başka bir şeye gider. O başka bir şey başka bir şeyi tetikler. Başka bir şey başka bir şey tetikler. Budur kelebek etkisi sistemi. Ee, şöyle de söyleyebilirim. Birçok farklı sebep bize daha farklı sonuçlara değiştirerek götürür. Kelebek etkisi sistemi budur. Yani senin yüzüne bir tokat atılması aynı zamanda tokatın sese dönüşmesine, yüzündeki e, hücrelerin belki ölmesine, yüzünün kızarmasına, senin psikolojik olarak travma geçirmene, senin travma geçirip de cinnet getirip de o adamı öldürmene, o adamın ölüsü başka bir şeylere sebep olur. Yani bunun gibi reaksiyonlardan bahsediyorum. Kelebek etkisi sistemi muhteşem bir sistemdir açıkçası. Kelebek etkisi, kaos teorisi ve burada anlatacağım her şey bana e, muazzam derecede bir haz, bir zevk vermektedir. Çünkü Tanrı'ya ben inanan bir insanım. Yani semavi dinlerdeki, İbrahim'i dinlerdeki Tanrı ile ...yaktırılmasın lütfen. Bu Tanrı bambaşka bir Tanrı. İşte kozmik mesajı yayınlayan Tanrı'dır bu. Ee, tanrı'ya olan inancım kat be kat artmaktadır bu bilgilerle. Şimdi burada anlatacağım şeyler belki fizik anlamında... ...fizik okuyan insanlara, fizik bilgisi olan insanlara basit gelebilir ama benim alanım sosyoloji. Bu yüzden belki bu bilgiler bana biraz da çocuksu bir heyecan da veriyor olabilir her neyse. Birçok farklı sebebin bizi daha farklı sonuçlara değiştirerek götürmesi ve o durumdan da yeni fiziksel değişimler, biraz önce dedim ya işte kelebek etkisinin sistemi bu. Farklı düzenler yaratması ve de bu düzenlerin yine kendisine ve çevresini olumlu veya olumsuz etkilemesi durumunu hesaplamak biz insan zekasının ve günümüzdeki bilimin, teknolojinin çok 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 üstündedir. Belki de bu asla olmayacaktır. Bu duruma kaos diyoruz bizler. İşte bilim adamlarının bilgili hani tesadüfen arkasına sığınmayan ama tesadüfe tesadüfi de kaosla açıklamaya çalışan bilim insanlarımızın, değerli bilim insanlarımızın söylemeye çalıştığı şey bu. Kaos teorisi de işte buna diyoruz. Çünkü ne teknolojimiz ne aklımız bunu hesaplamaya yetmiyor ama Tanrı mesajında diyor ki ne çok konuşuyorum bu arada. Tanrı mesajında diyor ki apaçık bir şekilde Evet yarını bilebilirsiniz. Yarınki lotonun sonuçlarını bilebilirsiniz. Tabi buna iki şekilde ulaşabilirsiniz. Matematik ve fizik. Tabi yapabiliyorsanız eğer hadi yapın der. Hadi yapın da ben sizi göreyim der ama bunu hasta da yapamayacağımızı biliriz. İşte bunu Tanrı'ya yorumlamak var bir de yorumlamamak var. bunu sonda göreceğiz. Tanrı mıdır değil midir? Bunu da o sonuca gelmeye çalışacağım. Her neyse şimdi birazcık daha olayı karmaşık hale getirmeye çalışayım. Yarın bilinebilse ki bu kesinlikle mümkündür. Bu kesinlikle mümkün altını çiziyorum. Örneğin yarın kaza sonucu öleceğinizi bilimsel verilerle hesaplayıp kesin olarak bilseniz yarını değiştirmeye çalışır mısınız? Size soruyorum. Yarın öleceğinizi bilseniz yarını değiştirmeye çalışır mısınız? Evet herhalde herkes buna elbette ki der. Peki yarın bilinebilse dahi onu değiştirmek için bugünden yaptığınız girişimlerin aslında değiştirmek istediğimiz yarınki geleceğimizin bugünkü o girişimler, o değiştirme girişimi sayesinde ortaya çıktığını nereden bileceğiz? Karmaşık mı anlattım? Yani şunu demeye çalışıyorum. Yarını bilmenin aslında bir önemi yok. Yarın varsa zaten senin bugünden onu bilemediğinden dolayı vardır. Yarını değiştirmeye yapılan her hamle farklı bir yarın yaratır ki bununla birlikte farklı bir yarın farklı bir dünya meydana getirir. Oynaman gereken rolünde en ufak bir değişiklik olsa, yani özgür irade derler ya işte buna özgür iraden olmuş olsa, senin değiştirmeye çalışmış olduğun zaman bir hareketin zamansal dalgalanmaya sebep olur ve yarın olmadan evren kat ettiği zamanda da yani o zaman süresi ne kadar şu anda 14 milyar 14 milyar yılda tekrar geri çöker. Ya bu kısım tartışılabilir. Şu anda uydurdum. Kant der ki kimin doğanın yasalarını bu kadar sağlam bir şekilde inşa ettiğini ve onun işleyişlerini kimin sınırladığını soracak olursak o zaman işte buradaki sınırlama senden benden o özgür irade fikrini savunanlara söylüyor. Ben öyle yorumluyorum. Ee kimin sınırladığını soracak olursak o zaman akıl ve doğanın bütünlüğünün yüce nedeni olarak tanrıya ulaşacağız. Kant için agnostik falan derlerdi ama e, Kant'ın deizm adında bir kitap var tavsiye edebilirim gerekli bilgiler oradan edinilebilir. Zaten agnostik olan bir insan da tanrıyı bu şekilde övmez sanırım. Tabi sonraları agnostik olsa bile Memerneyse. neyse. Ee, hayatımda izlediğim en kazık filmlerden bir tanesinden bir örnek vereyim sizlere. Kader filminden. Kader filminde bir sahnede gelecekten gelen adam geçmişte bombacı olan kendini vurması gerekiyor. Tam vuracakken de geçmişteki kendisi der ki geleceği değiştirmek istiyorsan eğer beni vurmamalısın. Beni öldürmen bana dönüşmeni sağlıyor. Bu işler böyle gidiyor der. Fakat adam buna bir türlü inanmaz ve kendini vurur. Yani geçmişteki kendini vurur. O bombacıyı vurur ki o bombaları patlatmasın diye. Aslında burada gelecek bilindiğinden belli olduğundan geçmişteki öldürme girişimleri olması gerektiği gibi olmuştur. Gelecekten gelen adam öldürdüğünde sorun ortadan kalktı diye düşünürken aslında onu öldürmesi onun yerine geçmesi için zorunlu bir sebep bir harekettir. Onu vurmuştur ki daha sonra öldürdüğü kendisi yerine geçebilsin diye, diğer gelecekten kendisi olabilsin diye, kendini yine vurabilsin diye, vurmadan önce beni vurma diyebilsin diye. Çok karmaşık olduğunu farkındayım. Gerçekten Kader filmi beni belki anlamakta en zor zor, beni en çok zorlayan filmlerden bir tanesidir. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aldığımız kararlar ileride bir şeyleri değiştirmek içindir genelde. Oysa ki o şeyler değişmek için yani o değiştirmek istediğin şeye dönüşmek için senin o kararı almanı beklemektedir. Altını çiziyorum. Aldığımız kararlar özgür irade sonucu değil zorunlu aldığımız sonuçlardır. Burada o kararı alsan da almasan da o gerçekleşecektir. Önemli olan o kararı alıp almaman değil, bunun hiçbir anlam ifade etmemesidir. Çünkü asla emin olamayacağımız bir kör noktadır. Bir kazayı engellemek için evden çıkmamak o kazanın olması için senin evden çıkmamanı gerektirebilir. Yani o kazanın olmaması için senin evden çıkmaman gerekiyordur aslında. Oysa ki evden çıkmış olsaydın o kaza yine olacaktır. Burada alınmış kararın bir önemi yok. Hangisinin doğru olduğunu asla bilemeyiz. Çünkü hiçbir şey bizim elimizde değildir. Kutuplarda tişörtle gezemeyiz. Çölde paltoyla. Bu başka bir sebebin sonucudur. Biz de başka bir sebebin sonucuyuz. Teşvik amaçlı söylemiyorum ama bir suç işlemek mümkün müdür? Örneğin arabayla birisine çarptığınızı düşünün. Peki araba hiç icat edilmemiş olsaydı yine de o kişiye çarpabilir miydiniz? Yine de o suçu işleyebilir miydiniz? Peki burada suç gerçekten de sizin mi arabayı icat edenin mi? Zaman Tüneli filminde e, İngilizcesi zaman makinesi aslında ama başka yerlerde zaman yolculuğu diye de geçer. Ama gösterimdeki ismi Zaman Tüneli'dir. Harika bir filmdir. Zaman makinesini icat eden profesörü konu almaktadır. Geçmişte yüzük vermek istediği sevgilisinin ölümüne sebep ve tanık olmaktadır bu profesör. E, sevgilisinin ölümünden sonra da onu sevgilisiyle tanıştıran yakın dostu der ki... Profesör bu senin suçun değildi. Profesör der ki... Evet... Belki de yüzü alan hizmetkar bayanı suçlamalıyız. Kuyumcudan yüzü o almıştı. Ya da yaptığı şey için kuyumcu suçlanmalı. Ya da taşı topraktan çıkartan kişi yakalanmalı. Belki de beni tanıştırdığı için suçlu sensin der. Bu teksin devamı yok ama ben olsam şöyle devam ederdim. Ya da seni doğuran anne veya onu doğuran annesi ya da onu belki de ilk seksi bulandır suçlu olan ya da cinsel organları ortaya çıkartan evrimdir cezasını çekmesi gereken ya da sekse izin veren bir dünyadır asıl suçlu olan. Belki de dünyayı yakıp kavurmayan güneştir ya da güneşi parçalamayan samanyoludur gerçek suçlu. Belki de samanyolunu ilk doğuran buluttur hatalı olan ya da bulutu var eden patlamadır suçlu olan. Belki de Big Bang'i patlatandır en temel ve büyük suçlu olan ya da onu Big Bang yapmaya iten sebeptir asıl suçlu. Peki burada suçlu olan kimdir? Arabayı icat eden mi? Arabayı kullanan mı? Yoksa arabanın geleceğini bilmeyen, bilme imkanı varken bilemeyen insan mı? Burada özgür iradenin ya da tesadüfün ki ikisi hemen hemen aynıdır. Ee, i̇kisinin nerede olduğunu söyler misiniz bana? Eğer ee, siz dışarıya çıktığınızda arabanın oradan geleceğini bilebiliyor olsaydınız ki bunu Tanrı diyor ki apaçık, bunu zaten bilebilirsiniz ama asla yapamazsınız. Hiçbir şey sizin elinizde değildir diyor. Bunu yapabilmek için ta Big Bang'e hatta öncesine gitmeniz gerekiyor diyor. E bunlar hepsi bir kelebek sistemiyle bizi doğruluyor. Burada ne bir özgür irade ne de tesadüf vardır. Eğer arabanın size çarpacağını biliyor olsaydınız bu zaten bir tesadüf olmazdı. Bunu biliyor olurdunuz. İkincisi de e, arabanın size çarpıyor olduğunu olacağını, çarpacak olacağını bilseydiniz, oradan geçeceğini kesin olarak bilseydiniz herhalde özgür iradeniz olur ve oraya gitmezsiniz. Ya işte burada özgür irade ve tesadüfün olmadığı çok açıktır. Hayatımızı etkileyen şeyler başka bir unsurun tercihidir aslında. Onun durumunu etkileyen de başka bir unsurdur, daha önceki bir unsurdur. Ee, Sebep-sonuç ilişkisi. Örneğin yağmurlu bir havada e, bir çoban koyunları otlatırken 3 dakika sonra biraz ileride kendisine yıldırım düşmesi sonrası hayatını kaybedecektir. Bu sizce bir tesadüf, bir rastlantı mı? Kişinin yıldırımın tarafına doğru gitmesi kader midir? Yoksa oraya yıldırım düşeceğini bilemediği için midir çobanın bu durumu? İşte burada bütün gizem çözülmekte. Bakın. Ee, çobanın orada bulunması, yıldırımın oraya isabet etmesi bir tesadüftür. Çünkü kontrol mekanizmamız, bilgimiz dışındadır. Kontrol Kontrolümüz dışında bir durumdur. Yani yıldırımın nereden bilelim biz oraya düşeceğini, biz oraya gider miydik? Yani bilsek gider miydik? En güzel cevap da bu olsa gerek herhalde. Bilsek gider miydik? peki bunun bir tesadüf olmadığını biraz önce ben size anlattım. Aslında bilseydik ki bilebileceğimizi zaten Tanrı bize bilim anlamında söylüyor. Bilebilseydik zaten oraya gitmezdik. Bu açık bir gerçek. Yıldırımı belki de 1000 2000 yıl 2 milyar yıl sonra yıldırımın nereye düşeceğini net bir şekilde bileceğiz. Belki o e, elektriğin çoğalmasından dolayı yani elektrik oluşumu, o enerji bu boşalımını tam olarak hesaplayabilecek bir e, sisteme sahip olacağız. Yıldırımın nereye düşeceğini bildiğimiz için oraya gitmeyeceğiz. Bakın burada ne oldu? Kader de alt edilmiş oldu. Çünkü e, biz kader diye niye diyoruz? E, genelde bizim üstümüzde yani bizim bilemeyeceğimiz, kendi yaptığımız şey kendi suçumuzdur. Ama başkasının yaptığı, yani ben bulutlara buradan üfledim de gitti orada çarpıştılar da orada birisinin kafasına yıldırım düşürttüm diyebilir miyiz? Hayır. Yıldırımın düşmesi de bizim kontrolümüz dışındadır. İşte biz buna kader diyoruz. Kaza deniyor, kader deniyor. Kaza sonucu ölen kaderiyle. E kader. Aa, kaza sonucu öldü, kaderi böyleymiş diyoruz öyle değil mi? <laughs> ben gittim bu arada. İşte burada gördüğünüz gibi kader yok, tesadüf yok. Sadece insanoğlunun acizliği var. Zaten bunu kozmik mesajda Tanrı açık açık diyor ki... Eğer yeterli kadar aklınızı çalıştırabilirseniz, sisteminizi güçlendirebilirsiniz, yıldırımın nereye düştüğünü de bilebilirsiniz. Bu durumda tesadüf ortadan kalktığı gibi yıldırım sonucu kader diye öldüğünü düşündüğümüz insanları da e, kaderini yanıltmış oluruz. Yani kader diye bir şeyin olmadığı da aslında çok 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 açıktır. Sadece bizim acizliğimizin göstergesidir bunlar. Yıldırımın o noktaya düşeceği kesin olarak bilinse o ne kader ne de tesadüf olurdu. Bu sonucu pratikte e, tespit edip değiştirme durumumuz var gibi görünse de imkansız olduğu çok açıktır. Kader ve tesadüf arasındaki benzerlik de özgür irade. Kader ve tesadüf arasındaki benzerlik de bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Aslında bu duruma göre şunu da söyleyebiliriz: bugünkü küresel ısınmanın ilk sebebi 200 milyon yıl önce bir dinozor yavrusunun osurması da olabilir yani. <laughs> Yani öyle ama ben ne yapabilirim ki? <laughs> Her şey e, bir sebep-sonuç ilişkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bunu bize bilim söylemektedir. Bunun teorik açıklamasını da determinizm yapar bize. Oysa ki tüm bu sebep hani biraz önce söylemiş olduğum örneklerde tüm sebep sonuç ilişkilerine neden olan fiziksel yasalara ve matematiksel açıklamalara hakimiz. Fakat hakim olmamız bize hükmetme etkisini vermiyor. Çok açık bir şekilde ortada biz buna kaos teorisi diyoruz. Kaotik evren modeli diyoruz. Aslında tesadüf diye bir şey ee, özgür irade diye bir şeyin olmadığı çok açıktır. Kaydırgaçtan indirgeç indirgeçten kaldırgaç etki tepki sürtünme olayları fiziksel yasalar ne kadar basit olursa olsun... Sonuçlamak, tahmin edebilmek veya bilmek imkansızdır. Geleceği ya da e, geçmişi değiştirebilmek imkansızdır. Çünkü tüm evrene ve en baş patlamaya hakim olmalıyız. İkiden az tek bir hamleye hakim olmalıyız. Bu akıl almaz muhteşem bir düzendir ve her şey geçmiş ve bugün ve de gelecek Big Bang ile kodlanmıştır en başta. En başta kodlanmıştır ki biz yarının varlığını biliyoruz. Fakat bunu değiştirmek için herhangi bir girişimde bulunamıyoruz. Çünkü bizler bir başka sebebin sonucuyuz ve onların yaratmış olduğu şartlar dahilinde varlığımızı sürdürebiliyoruz. Bizler de bir başkasının sebebi olacağız. Yani başka bir sonuçta bizim yüzümüzden o şartlarda yaşamak zorunda kalacaktır. Bunun temeline baktığımızda da her şey doğa yasalarıyla hatta ta Big Bang'e kadar geriye uzanmaktadır. Devam edelim. Yukarıdaki e, anlattık verdiğim örneklerimin bir rastlantı bir tesadüf olma ihtimali halen var diye düşünenler için şöyle söyleyebilirim. Hayır bu sadece bizim acizliğimizin göstergesidir. Eğer bin yıl önce Amerika'daki bir kelebeğin kanat çırpmasını sonuçlarını hesap edebilseydik. Eğer ki bunun için yeterli fizik ve matematiğimiz var ama hesaplayacak aklımız ve teknolojimiz yok. Bunun rastlantı değil bilinen sonuç olduğunu görecektik. Bilinen şey zaten tesadüf ya da rastlantı olur mu? Elbette ki hayır olmaz. Çünkü bilinmek dedir. Ama burada apaçık Tanrının diyorum ya kozmik mesajında anladığım benim anladığım yorumlayabildiğim kadarıyla kozmik mesajında bize bu silahı vermekte. Fakat buna asla müdahale ya da bunu bilme gibi bir durumumuz olmayacak. Bugünkü hava durumu raporlarını tahminlerini bir örnek olarak alabiliriz. Ee, her şey bilinmektedir. Fakat yine de bir tahmindir. Olmak zorunda değildir. Olmayabilir. Çünkü bunu bilebilmek için farklı sonuçları da hesap etmek gerekiyor. Burada an meselesi var, zamansal mesele var, izafi var daha çok konumuz var. Yarım saat geride kaldı neredeyse. Farkındayım çok uzun ve çok sıkıcı bir konu gibi olabilir ama tesadüfün kesinlikle olmadığını açıklayabilmek için bunları yapmak zorundayım. Örneğin mükemmel bir yalıtıma sahip bir odada duvardan duvara bir ip gerildiğini düşünün. İki ucu açık bir boru ve tam ortasında da duran bir bilye tıpkı ip cambazlarının yaptığı gibi ipin üzerine konulmuştur. Dengede durmaktadır. Ama mükemmel bir yalıtım olduğu için ne ses ne hava herhangi bir şey bulunmamaktadır içeride. Bilyenin hangi tarafa yuvarlanacağı, Hangi uçtan çıkacağı rastlantıyla değil, borunun hangi tarafa meyilli olacağıyla ilgilidir. Borunun hangi tarafa meyilli olacağı da ortam şartlarına bağlıdır. Bakın çok önemli. Eğer her şeyi hesap edebilirsek bilyenin hangi delikten yuvarlanıp çıkacağını bilebiliriz. Odanın kapısı açılır, kapı bir hava sirkülasyonuna sebep olur. Hava odada dağılır ve kapıya yakın ucu havaya kaldırırken bilye bu tepkiye yer çekimi sayesinde borunun diğer ucundan aşağı düşerek cevap verir. Bu rastlantı değildir, aslında bu tamamen bilimdir. Bu fiziktir. Fakat kapının ne kadar hızlı açılacağı, giren havanın soğuk mu sıcak mı olduğu, havanın ağırlığı, e, borunun kapıya olan mesafesi, duvarların boruya olan yakınlığı, e, borunun ağırlığı, içindeki e, bilyenin ağırlığı, havanın geri dönüp ucu ters yönde ittirmesi vesaire bunun gibi şeyleri de hesap etmek gerekiyor. İşte karşımızda kaosun minik bir hikayesi. Bunu asla bilemeyeceğiz. Biz Kapıyı açarız sadece ama bir ne taraftan düşecek bunu hesap edebilmek en küçük ihtimalle burada bile belli değildir. Çünkü bu yasaları e, kontrol edebilmenin mümkünatı yok. Kendi fikirlerimi açıklıyorum. Yani burada bir öğretmen edasıyla olduğumu sakın ha sakın düşünmeyin. Bir fizikçi elbette ki e, bunları daha güzel, daha detaylı bir şekilde anlatacaktır. Hatalarım varsa söylersiniz elbette ki. Bir kez daha söylemek istiyorum. Her şey kaos teorisi kaotik yapı ve kelebek etkisi sistemiyle evrende her şeyin hali hazırda var olduğunu biliyoruz. Her şey dün, bugün ve yarın hali hazırda vardır. Ve bunları e, eğer takip edebilirsek doğru sıralamayla gidersek ki biraz daha anlatacağım. Biz Big Bang'e ulaşacağız. Tabi bu arada izafiyet teorisini de çok fazla anlatmadım. Burada izafiyet de var. Şöyle ki... E, en küçük birim an meselesidir. Andır yani durağan olan andır. E, durağan olan her an yani insan hayatındaki tabii bu bizim dünyamızdaki ve evrenin farklı köşelerinde farklı zaman hızları vardır. Farklı akışlar vardır. E, bizim evrenden e, bizim dünyamızdan bahsedeyim. Bizim en küçük yaşadığımız bir an yaptığımız bir hareket zamanımızın en küçük birimi an uzayda bir kırılma oluşturmaktadır ve bu kırılma bize zamanı vermektedir. Ama bu zamansal kırılmalar farklı yerlerde farklı şekilde akmaktadır. Ee, i̇şte buradaki her şeyi bilmemizden kastımız aslında bir dakika öncemizi bilmek değil. O anı bilmemizden geçiyor ki bunun e, çok mümkünatı yoktur çünkü o an dediğimiz şey durağın olduğu için bir şeyi bilmek istiyorsak o ana inmemiz gerekiyor. O durağına inmemiz gerekiyor. O durağını da indiğimiz an biz de durağan hale geçeceğiz yani onu bile bilmemizin pek mümkünatı yok ama Örneğin bir fotoğrafta daha önce e, Tanrı bizi neden yarattı videosunda da anlatmıştım O fotoğrafın bir e, kademe bir tık üstünde olursak eğer Bunu belki çözebileceğimizi tahmin edebilirim her neyse Yani o kadar büyük bir e, matematik ve fizikle karşı karşıyayız ki insan aklı alabilecek gibi değil. Yani bir dakika öncemize hesaplamamız yetmiyor. O bir dakikanın trilyonda bir daha da trilyon, onun da onun da onun da onun da onun da onun da an olana kadar, durağan olana kadar inmemiz gerekiyor ki hepsi çünkü zamanda ayrı bir kırılmaya yol açmaktadır. Her neyse yarım saat geride kaldı. Bu zamana kadar vermiş olduğum örneklerden de açıkça görülüyor ki özgür irade, tesadüf, rastlantı, kader diye bir şey yok. Her şey Big Bang'de ilk anda oluşmuştur. Peki bu ilk anda oluştuğunu e, nasıl anlayacağız? Bakın biraz geride ben demiştim ki biz Big Bang'e fizik verileri bilim olmadan da ulaşabiliriz ki ulaşacağız. Şimdi bu Big Bang'e açıklarken de aslında izafede gitmemiz gerekiyor ama bilmiyorum ben bayağı bir yoruldum. Neyse bir deneyelim. Eee... Big Bang'e biz nasıl ulaşacağız? Bakın bilim bize ne demişti? Her e, sonucun bir sebebi olmak zorunda. Ben var mıyım? O zaman benim bir sebebim olmak zorunda. Ben pat diye ortaya çıkmış olamam. Benim bir sebebim olmak zorunda öyle değil mi? Peki eğer beni yok ederseniz e, yani sonucu yok ederseniz ben başka bir şeyin sebebi olduğum için onlar da yok olmak zorundadır. Ve e, şöyle anlatayım nasıl anlatayım bunu? Şimdi ben hayatım boyunca her bir anımı biraz önceki bahsetmiş olduğum zamansal durağın anları ve her bir kırılma noktalarını eğer hesap edebilirsek ki ben diyelim ki 70 yaşıma kadar yaşayacağım 70 yaşıma kadar sonsuz derecede etkiye sahip olacağım bu evrende şu anki konuşmamdaki ağzımdan çıkan sıcak hava dalgası bile dünyaya farklı bir etki etmekte. Ee, bunun gibi her şeyin anlık olarak bazalırsak muhteşem bir e, durum ortaya çıkmakta sonsuz yani akıl alabilecek gibi bir durum değil ama işte beni her burada yok ederseniz benim 70 yıl boyunca dünyaya yapmış olduğum tüm etkiler ve benden doğacak her türlü e, etkileşimlerde her türlü olaylarda iyi ya da kötü her türlü şey ortadan kalkmış olacaktır Peki beni var eden şeyin aynı Aynısı değil midir? Benim geçirmiş olduğum aşamalar gibi geçirmemiş midir? Evet. Yani beni var eden şeyleri de ortadan kalkmak gerekiyor. Kaldırmak gerekiyor. Oho, kaldırmak gerekiyor. Onu var edeni de, onu var edeni de. Şimdi burada bakın her sonuç öncesi bir sebep eksikliği ifade etmektedir. Yani ben olmasam bu video olmazdı. Bu açık bir gerçek. Ben bu videoyu söylememiş olsam, anlatmamış olsam sizler orada şu anda bu videoyu dinliyor olmazdınız yani olmayan bir kelebek kanat çırpamaz bu durumda sonuç yoksa sebep de yoktur önce olması gerekir. Yani ne zaman ilk sebebe dönersek bir eksilmiş oluruz. Sonuç yok edilirse sebep de ortadan kalkar. Bununla beraber bir eksilme ile birlikte tüm sonsuz etkileri de yok olur. Biraz önce söyledim ya ben ve hayatım boyunca her bir anında yapmış olduğum her şey de yok olmuş olur. Yani sonuç artı sebepler eksilerek gider ki ta bu bizi Big Bang'e hatta Big Bang'in öncesine götürür. Bakın Big Bang'e demiyorum. Onun da öncesine kadar götürmek zorundadır. Bir eksilmeyle ne kadar bir etki yok olur? İşte burada izafet devreye giriyor. İzafiyete göre evrende farklı zaman akışları mevcuttur. Big Bang'in ilk anları, kara delik ve olay ufku gibi farklı zaman akışlarını söyleyebiliriz. Bunları temel alırsak hızlı ve yavaş e, zamansal akışların mevcut olduğunu e, görürüz. Aslında akış diye bir şey yok da ben şu an öyle tanımlamaya çalışıyorum. E, bu kütle çekimi sayesinde fark ettiğimiz bir durumdur. Fakat bilim adamları bu durumu kütle sayesinde zamanın büküldüğünü söyleseler de bence e, hatalı bir tanımdır. Çünkü zamansal boyut bükülebilme potansiyeline sahip olduğu için aslında bükülmekte yani uzamakta ve kısalmaktadır. E, bunu ortaya çıkmasını sağlayan unsurlardan birisi Kütle çekimidir. Belki başka unsurlar da olabilir ama her neyse şimdi konumuz bu değil. Ee, bizim şu an bulunduğumuz zamansal hızımızda ne kadar hızlı hareket ettiğimize bağlı olarak etkiler de o derece azalacaktır. Örneğin dilimizi çıkartmak ve geriye çekmek bizim zamansal boyutumuzda bir saniye sürerken bizden bin kat daha hızlı ee, zamansal boyutta dil bin defadan fazla çıkıp girmiştir. Haliyle ikisi arasındaki etkiler bin kat daha fazladır. Bu gerçeklik bizi farklı zamana götürse de ortak bir başlangıcımız olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bugün kelebek etkisi halkasında yaratacağımız bir paradoks bize evrenin çökmesi için aşağı yukarı 14 milyar yıllık bir süre verecektir şu an için. Tüm sebepler sona erince geriye ne kalıyor peki? Hiçbir şey. Hatta Big Bang bile kalmıyor. Bu durumda balyoz teorisi devreye giriyor. O da nedir demeyin yani şu anda <laughs> uydurduğum bir şey. Bir duvarı balyozla patlattığınızı düşünün ki bunun detaylarını birazdan vereceğim. Patlayan duvardaki delik ve diğer tarafa o delikten saçılan irili ufaklı parçalar. işte karşımıza basit bir Big Bang olabilir. Şu an benim devreler yalnız zaten. Şimdi düşünüyorum acaba Big Bang'e gidiş yolunu Doğru ya da net bir şekilde anlatabildim mi? Çünkü izafet da işin içerisine girince baya bir karıştı ama şöyle düşünün: Siz varsanız sizin olmanız için bir sebep var, değil mi? Onların olması için de bir sebep var, onların olması için de bir sebep var. Sizi ortadan kaldırdığımızda sebep de ortadan kalkar. O sebep aynı zamanda bir sonuçtur. O sonucu ortadan kaldırdığınızda öbür sebep de kalkar. O sebep aynı zamanda başka bir sonuçtur. Böylelikle bu uzayıp gider. Ta ki nereye kadar geriye gittiğimiz takdirde her sonuç sonsuz etkiye sahip olduğu için sonsuzlukla birlikte o sonsuz etkileri de yok olacağından dolayı tek bir noktaya doğru gideriz. Yani güneşe gideriz, güneşten samanyoluna geriye doğru gidiyoruz. Mecburen geriye doğru gidiyoruz. E, samanyoluna, samanyolunu doğuran nedir? İşte bilmem ne bu susudur. O, onu doğuran nedir? Şudur, budur, budur. Big Bang'e kadar uzanmış oluruz. Peki Big Bang'i ne yapmıştır? İşte bingo. Asıl soru burada. Elbette ki Big Bang e, bilimsel bir gerçekliktir. Belki de teori olarak bu kadar gerçek olan başka bir şey yokturdur. E, peki Big Bang'i başlatan şey nedir? Big Bang'i başlatan şeyin ne olduğunu bilirsek eğer tanrıyı da bulacağız. Şimdi tanrıyı bulmaya geldi sıra. Peki biraz önce e, söylediğim gibi kelebek etkisiyle bizler bir noktaya Big Bang'e hatta daha öncesine gittiğimizi söylemiştim. Daha öncesine ulaşabildik ama gidemedik henüz. E, kelebek etkisi sisteminde 2-3 tane örnek verdim net bir şekilde tekrar tekrar örnek vermeyeceğim. Ben yoksam beni e, oluşturan sebep de yoktur. O yoksa o da yoktur, o yoksa o da yoktur. Böylelikle zamanda geriye gideriz ta ki tek bir noktaya kadar. Peki yoğun muhteşem bir nokta bu nokta hep orada mıydı? Yani boş bir evren içinde miydi? Öncelikle bir nokta varsa kesinlikle sonuç olduğu için sebebi olmak zorundadır. Çünkü bir şey varsa onun bir sebebi olmak zorundadır. Kelebek etkisinde bunu biliyoruz, değil mi? Kelebek etkisinden bir sonuç varsa bunun kesinlikle bir sebebi. O sebebin de aslında başka bir şeyin sonucu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu nokta ee, var olduğuna göre Big Bang'deki o nokta olduğuna göre mutlaka bir yer kaplıyor olmalı. Bu noktanın kütlesi ve yapısı bile kapladığı alan içinde bir etkileşimi zorunlu kılmaktadır. Kelebek bile kanat çırpıyorsa havayı değiştirir. Hiçbir şeyin olmadığı boş bir yerde bir süper nokta varsa o mutlaka etkileşime gireceği bir şey olmadığından hareketsiz olduğunu söylemek mümkün olabilir. Çünkü eee Şöyle bir örnek verebilirim e, fosillerde baktığınızda küçük sineklerin ya da böceklerin reçineye sıkışarak milyonlarca yıl kaldığını görmüşsünüzdür e, reçine onu tamamen sardığı için hareket etmeye herhangi bir yeri yoktur bu yüzden de hareket etmeye yeri yoksa zaten durağan haldedir. Yani donuk haldedir. Tabii ki bu kısım tartışılabilir. Kendi içerisinde zamanı ve mekanı yarattığına göre kendi içerisinde bir takım etkileşimler olabilir. Ama yine de şu sorun karşımıza çıkıyor. Eğer bir nokta varsa o neyin içinde var? Çok mantıksız gibi görünse de aslında çok yine uzun konulardan bir tanesi. Buraya hiç girmeyeceğim. Şimdi ilk olarak daima varlığını sürdürebilecek bir evren modeli düşünmemiz gerekiyor. Hemen bir tane uyarlayalım. Ee, sürekli devir daim yapan bir evren olmak zorunda bu. Çünkü bir teoriye göre de genelde de ateizmin en çok benimsediği teorilerden bir tanesidir. Evren patlamıştır sonra genişlemiştir. Tam donma e, noktasına gelecekken tekrar hızlanıp bir nokta haline gelene kadar tekrar birleşmiştir. Sonra bu nokta yine bir big bang oluşturur. Tekrar patlar, tekrar birleşir, tekrar patlar, tekrar birleşir. Tabii neden böyle bir şey yapıyor onu sormak gerekiyor. Neden böyle bir şey yapma yapma gereği duymuştur? Bu durumu anlayabilmek için kapalı bir evren modeline ihtiyacımız var. Hemen bir elektrik süpürgesinin uç kısmını çıkartıp e, arkadaki hava giriş bölümüne takabiliriz ya da çöp torbasının olduğu bölümü modifiye edebiliriz. Yani anlayacağınız elektrik süpürgesi çalıştığında verdiği havayı tekrar uçtan geri alıyor ve böylelikle bir devir daim bir havada devir daim e, durumu söz konusu. Aldığı havayı veriyor, o verdiği havayı tekrar alıyor, tekrar aldığı havayı tekrar geri veriyor vesaire. Bunun gibi sürekli bir devir daim söz konusu olsun ve bunun içerisine biz bir tane de nohut atalım. Bu nohut da bize Big Bang'i temsil etsin. Hatta e, Süpürgeye giren kısmına ufak bir filtre koyduğumuzda da bu nokta tekrar birleşsin, çıkış noktasında da tekrar patlasın. Yani çok mantıklı, hemen pratik olarak uydurabileceğimiz bir e, evren modeli olabilir, kapalı bir sistem evren modeli olabilir. Peki neden böyle bir evren modeli var diye yine sormamız gerekiyor. Neden böyle evren var? Neden böyle bir evren var? Ve neden böyle oluşmuş diye sorabiliriz. E, kapalı sonsuz bir evren modelinde de yine de üstün bir zekaya ihtiyacımız olduğu çok açık ortadadır. Neden evren böyle bir şey yapma gereği duymuştur? Yani işte cevapsız kalan kısmı bu. Hatta bu uydurduğumuz teoriden çok rahat bir şekilde bir tanrı üstün bir zekayı çıkartabilmemiz e, gayet normaldir. Kim çalışırdı lan bu elektrik süpürgesini de diyebiliriz. Yani hadi evrenin böyle olması önemli değil de bu hareketin başlangıcını sağlayan şey neydi? Bunun gibi buradan bir tanrı modeli e, çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Bu kaçınılmaz bir gerçeklik gibi durmakta. Bunun haricinde evren yaratılışlarında başka bir teori sanal parçacıktır ki bu da matematiksel olarak ortaya çıkan henüz tespit edilemeyen ama işte enerjisinin ve varlığının yokluğunun çok hızlı bir şekilde ilerlediğinden dolayı tespit edilemeyen ama matematiksel olarak ortaya çıkan sanal parçacığın bir tanesinin fazla büyümesinden dolayı ki neden böyle bir büyüme gereği var? Yine burada da sorduğunuzda neden her şey yoluna giderken böyle bir şey olma gereği duymuş diye sorabiliriz. Neden o enerji biraz daha fazla artmış olabilir diye sorabiliriz ki ...ki bu zaten sanal parçacık kısmı çok daha ayrıdır. Gerçek parçacığa ihtiyaç vardır, dönüşmesi için filan vesaire bunun gibi çok daha teferruatlı konular vardır. En basit örneğiyle sanal parçacık varsa neden daha fazla büyüme gereği... ...yani sanal parçacık matematiksel olarak var da neden daha fazla büyüme gereği duymuştur? İşte bunun cevabını bulmak gerekiyor. Ee, burada da yine üstün bir e, zekaya... ...kaçınılmaz olarak yaklaşmamız gerektiği kanısındayım. Siz ne derseniz deyin. İşte Can'a öyle istemiş de böyle olmuş diyebilirsiniz ama... ...bunu herhalde herkes yemez. Son bir ihtimale daha bakalım. Bu teoride benim biraz uydurmuş olduğum aslında teori bile değil... ...belki hipotez, belki uyduruk bir şey olarak da söyleyebilirim. Balyoz teorisi dedim ben buna. Teori olması için gerekli bilimsel veriler içeriyor mu bilmiyorum ama... ...başka da bir şey aklıma gelmedi. Balyoz teorisi diye bir şey ortaya attım... Şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. Çok basit aslında. Şimdi Big Bang hiç olmayan bir yerden, bir noktadan çıktığına göre, bir e, uzay evren olmadığına göre, bir zaman boyutu ya da başka boyutlar olmadığına göre, bizim tamamen bunlardan zihnimizi arındırmamız gerekiyor. Ee, şöyle bir oda hayal edelim. Yine süper yalıtımlı bir oda. İçeride ışık, ses, hava, gürültü hiçbir şeyin olmadığı kap karanlık, zifiri karanlık. İçeride herhangi bir şeyle etkileşime girebilecek dediğim e, özelliklerde yalıtılmış muhteşem bir odadan bahsediyorum. Ses yok, ışık yok, havadan bile yalıtılmış bir oda. Yani e, hayal edebiliyor musunuz böyle bir odayı? Zifiri karanlık. Karanlığın en karanlığı, olan en karanlığı. Duvarlarda resim yok. Bir küp düşünün. Duvarlarda hiçbir yerde, tavanda, aşağıda, yukarıda tavanın bile nerede olduğu belli değil e, ee, duvarda resim yok, yerde halı sandalye yok, sevdiğiniz bir albüm veya bir kitabınız yok. Süper yalıtımlı kapalı bir küp oda. Tek bir açık nokta dahi yok. Zifiri karanlık. En karanlık. Çok karanlık. Öyle bir karanlık ki. <laughs> kap karanlık. Şimdi böylesi bir odada herhangi bir yaşam belirtisi yok. Çünkü içeride herhangi bir şey yok çok basit olarak e, ben duvarın diğer tarafındayım. Burası bir küp oda olduğuna göre ben duvarın diğer tarafındayım. Elime bir balyoz alıyorum ve duvara indiriyorum. İndirdiğim andan itibaren içeriye vurduğum noktadan bir patlama gerçekleşiyor. Elbette ki bu benim uydurduğum bir şey. Yani büyük yırtılma, büyük patlama e, ve Big Bang'i açıklayabilecek bir e, yapıya sahip midir? Yani o arkada vuran kimdir? Tanrı mıdır? Tanrı'nın balyozu mu vardır? Tanrı hangi zamanda hareket ederek o balyozu indirmiştir? Bunun yerine ben bir simülasyon, bir bilgisayar simülasyonunda olduğumuzu ee, ...söylemeyi daha çok... E, ...tercih ederim. Ama böyle bir açıklamaya gerek diyorsam da eğer... ...Big Bang'i bu şekilde açıklamak daha mantıklıdır. Duvara indirdiğim noktadan itibaren... ...içeriye artık ne gönderdiysem... ...duvardaki parçalar da dahil olmak üzere... ...büyük bir patlama... ...genişleyerek yayılan bir... E, ...parçalar, duvardaki parçalar... ...ve göndermiş olduğum hava, hava da... ...dahil olmak üzere içeri göndermiş olduğum... ...diğer şeyler. Hepsi... ...bir e, Big Bang'i bize anlatabilir. Burada da kaçınılmaz olarak duvarın arkasında bir tanrıya ihtiyacımız olacaktır. Çünkü duvarı patlatması gereken birisi olacaktır. Bu elbette ki en kaba saba hali. Uydurmuş olduğum bir teori. Ya da dediğim gibi bu bir teori bile değildir. Uyduruk bir şeydir. İnanmak inanmamak zorunda değilsiniz. Fakat ben Big Bang'e açıklayacak olsaydım böyle açıklardım. Çünkü bir nokta varsa bu her halükarda bizi tanrıya götürür. Eğer bir nokta dümdüz bir duvardan çıkmışsa bu şu demek oluyor. Evrenin bir kapısı, bir çıkış kapısı, giriş olduğu gibi aynı zamanda bunun da bir çıkış kapısı olduğunu bile hayal etmekten kendime alıkoyamıyorum. Çok fazla hayalperest bir insan oldum galiba ama Evrenin bir çıkış kapısı olduğunu iddia edebilirim. Ben bunu hatta inanabilirim de böyle bir teoriyi geliştirebilirim. Ee, fakat dediğim gibi bana göre bir simülasyon içerisinde olmamız daha mantıklıdır. Big Bang'di, devir daimdi. Ee, sürekli vardı. Şuydu buydu bunlar hiç gerek yok ya. Biz e, çok açık ortadadır ki bir simülasyon evren bir simülasyon olduğuna gerçekten inanıyorum. Evrenin bir simülasyon olduğu çok açık ortadadır diyebilirim. Şimdi her halükarda burada görmüş olduğumuz üç teori vardı. Üç teorinin her halükarda çıkış yolu bir üstün zekaya işaret etmektedir. Buraya herhangi bir şey koyamazsınız. Sanal parçacık neden patladı? Yani neden daha fazla enerji yüklemesi gereği duydu ki diye sorabilirsiniz. Madem böyle bir şey vardı neden sürekli olarak yine aynı şeyler yapmaya devam etmedi ve neden şimdi oldu? Eğer e, evren kapalı bir sistem devir dayım makinesi ise neden böyle bir şey olma gereği duydu? Eğer evren dışarıdan duvarın patlatılmasıyla oluşmuşsa neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuştur? Yine de her harikarda Tanrı'yı anlayabilmenin, Tanrı'yı buluyoruz bakın neredeyse Tanrı'yı kesin olarak buluyoruz ama Tanrı'yı anlayabilmenin bir mantığı yok. Nasıl anlayacağız? Neden böyle bir şey yapmıştır? Bütün kabahat aslında oradadır. İlk Big Bang'i kodlayanladır. Şimdi videonun sonuna geldim. 50 dakika yuh artık ya. <laughs> 50 dakikadır anlatıyorum ama bilmiyorum. Bu konu gerçekten de çok uzun. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Daha neler vardı? Nedensellik ilkesini anlatmamız gerekiyordu. Determinizme hiç giriş yapamadım. Sadece sebebi olduğunu söylemiştim. Bunları da detaylı olarak anlatmak gerekiyor ama çok çok uzun konular. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında olayın özetine bakacak olursak. Bütün her şeyin Big Bang anında ve Big Bang öncesinde kodlandığını. Big Bang ile zaman ve mekanın dün ve bugün ve yarının e, yaratıldığı her şeyin doğa yasalarıyla işte işine bırakıldığı tıpkı Deizm'in de dediği gibi doğa yasalarıyla işte işine bırakıldığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Ve en önemlisi de bu doğa yasaları kendi başına işlemiyor. Bu e, doğa yasaları ilk andan itibaren kodlanmıştır. Buna kaos, buna e, kaotik de diyebilirsiniz. Sorun değil zaten bu her ikisi de Tanrının üstün bir gücün varlığını bize göstermektedir. Sonuç itibariyle yarın bilinebiliyor. Sadece aklımızı kullanabilmemiz gerektiği çok açıktır. Tanrının mesajında aynen söylediği gibi, yapabiliyorsanız eğer yapın, yarını bilin. Evrenin efendisi siz olun. Ama bunu asla yapamazsınız. Son olarak şunu pekiştirmekte fayda görüyorum. Tesadüf değil bir şey, rastgele değil bir şey kesinlikle yoktur. Bunu zaten her türlü anlatmaya çalıştım. Bir saat boyunca, neredeyse bir saat boyunca özgür irade diye de hiçbir şey yoktur. Her şey olması gerektiği şekilde olmaktadır. Bir söz vardı canlı yayınım mıydı acaba? Şu an hatırlayamadım ama çok güzel bir sözdür ve beni her zaman derinden düşündüren bir sözdür. Bu söz der ki hayat sen plan yaparken başına gelen şeylerdir der. Bununla ilgili çok daha farklı bir videom var. Umarım ilerleyen zamanlarda bu e, simülasyon evren modeli bizim yanılsama olduğumuz ve insan üzerindeki ruh değil ama farklı bir enerjinin e, olduğunu açıklayan bir video daha yayınlamayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.